kitapları bana gerçekten iyi geliyor. Düzeliyor. Hafta sonu bayağı sivilceler çıkmıştı. Ama şu an iyi görünüyor. Bu nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Bakın. Bir mus uyguladım daha kıvırcık olsun diye. Frizz Ease Dream Curls John Frieda markasından ve gerçekten işe yaradı. Şuna bakın. Neyse şimdi işten geldim. Üstümü değiştim çünkü spora gideceğim. Önce aşağıda bir kahve içelim. Cilt bakımı rutini çeker misin diye çok sorular geldi ama benim öyle bir rutinim yok. Yani öyle fazla ürün kullanmıyorum. 20 dakika uğraşmıyorum onunla. 2 tane ürün. Sadece 2 tane ve bunlar benim hayatım oldu artık. Yani bunlarsız yapamam. Günde 2 kere sürüyorum. Bu Veleda Skin Food nemlendiricisi ve bu da The Ordinary'den bir nemlendirici. İkisini karıştırıyorum çünkü bu çok yoğun ve gerçekten mucizeler yarattı bende. Deneyin. Linklerini aşağıya bırakacağım. Bence pişman olmazsınız. Yani bir deneyin. İkisi de küçük boy ama büyük boylar da var. Bunun büyük boyu var hatta bende. Hemen yedekledim. Çünkü çok iyi. Göstermişken güneş kremimi de göstereyim. Ama bu marka Türkiye'de var mı onu bilmiyorum. Bondi Sands diye geçiyor. Kokusuz ve böyle hafif bir yapısı var. O yüzden çok severek kullanıyorum. Çok soğuk arkadaşlar. Tabii ki sıcacık evinde durmak isterdim ben de ama spor beni bekler. It's time for coffee number 2. Evet arkadaşlar iş yerindeyiz. Şimdi 15 dakika yemek molam var. Çok açım. O yüzden bunu aldım. Yeni geldi bu da iş yerine. Chia pudingi altında frambuaz ezmesi var. Üstünde de hurma ve incir parçaları var kurutulmuş. Çok tatlı görünüyor. O yüzden hemen denemek istedim. İçinde Hindistan cevizi sütü var. Kesin güzeldir ya. Ben seviyorum chia pudingi. Ay çok tatlı. Böyle bakalım. Ay bu çok güzel. Aşırı güzel ve şey de çok yakıştı. O parçalar kurutulmuş. Spor öncesi farklı bir şey yapayım dedim ve bir juice yaptım ama
Zencefil, elma ve havuç var içerisinde. Bakalım. Zencefili biraz abarttım galiba. Ay bu baya güzel. Havuç böyle farklı bir tat kattı. Elma da bir tatlılık kattı. O yüzden onlar zencefili biraz bastırdı. Bu baya güzel. Spordan sonra büyük ihtimalle hemen lazere giderim. Eve uğramam. Bugün yüz lazerim var benim. Ondan sonra da Elif'le kahve içmeye gideceğiz. O yüzden bugün hep dışarıdayız. Bunları yanıma alacağım çünkü acıkacağımı biliyorum. O yüzden kahve içtiğimizde bunu da yerim. Çekmeyi unuttum arkadaşlar. Neyse zaten böyle tuhaf bir gözlük takmıştım. O yüzden bir şey görmüyordum. Bitti şimdi. Az önce güneş kremi sürdüm. Ve şimdi eve geldim arkadaşlar. Biraz çarşıda gezdik Elif'le birlikte. Bu bardağı aldım. Yine bir bardak. Ama bu çok tatlı. Üstünde şey yazıyor. I love you a latte. Çok güzel değil mi? H&M Home'dan aldım bunu. Ve böyle bir oje aldım. Ya bu mavi renkte böyle canlı mavi renkte bir oje arıyordum uzun zamandır. Ve H&M'de gördüm. O yüzden aldım. Çok güzel. Bunu birazdan hemen süreceğim. Ya ben şimdi Şahmaran'ı bitirdim. Çok sevdim o diziyi. O yüzden yılanlı şeyler beni çekiyor. Bu yüzüğü gördüm bugün ve hemen aldım. Yani hiç düşünmedim. Ya çok güzel. Şuna bakın. Bu da benim yılanım. Günaydın arkadaşlar. Ojelerim için böyle bir dakika bir sessizlik şey yapalım. Yani bu ne kadar güzel bir renk. Ya, tam bu rengi arıyordum. Çok güzel değil mi? Ya buna bakınca aklıma direkt yaz geliyor. Bugün spora gidemiyorum maalesef çünkü terlememem gerekiyor 24 saat. Lazer oldum ya onun için. Saat 3'te de çalışacağım. Bugün akşam çalışacağım. O yüzden bugün spor yok. Bakalım şimdilik evdeyiz. Brekkie zamanı. Ay Nutella gördüm. Bakma ağzı o tarafa. Ben hep böyle bir kahvaltıya takıyorum. Mesela şimdi buna taktım. Bazen yulaf lapasına takıyorum. Onu her gün yapıyorum. Bazen yoğurt. Smoothie kasesi. Hep değişiyor yani. Bunu çok sevmemin nedeni de çok tatsız oluyor aslında. Nohut unundan yapıldı. Fazla bir tadı yok ama tatsız olduğu için hem tuzlu şeylerle yeniliyor hem tatlı şeylerle. Ve nohut çok lif içeriyor. O yüzden. Ve şimdi ikinci kahvemi yaptım. Tüm gün sadece kahve içiyorum. Bazen hazırlanacağım, işe gideceğim. Ve hazırım. Uzun zaman sonra saçımı böyle üstten topladım. Hoşuma gitti. Şu önlerimi ya saçımı kestirmem lazım ya. Önler bayağı uzadı. Neyse mavi eyeliner çektim. Çok ince belli olmuyor ama hoşuma gitti. Ojelerimden şey oldu uyum. Ve dudağımda MAC Space dudak kalemi var. Bitti bitiyor. Şu kadar kaldı. İlk kez bir dudak kalemini bitireceğim. Bunun yenisini alacağım. Ve Huda Beauty Liquid Matte Rouge Trendsetter. Bunun yenisini bugün aldım. Çünkü bu renk yani böyle bir renk yok. Çok güzel bir renk. Ve aşırı kalıcı. Yani gün sonunda bu hale daha bu şekilde dudağımda olacak. Bonjour arkadaşlar. Şimdi işten geldim. Saçıma saç maskesi uygulayacağım. O yüzden böyle bir havlu koydum buraya. Ya eskiden ben saçımı her gün yıkardım çünkü benim saçım çok ince ve çok çabuk yağlanıyor. Ama her gün yıkamak zararlı. O yüzden alıştırmaya çalışıyorum şimdi. Bakayım 4 gün yıkamadım galiba. Çok yağlandı. Kendimi çok böyle pis hissediyorum. Otomatik öyle olmuyor mu? Saç güzel olunca kendini iyi hissediyorsun. Saç kötü olunca kendini de kötü hissediyorsun. Şimdi Nunu maskesini uygulayacağım. Ya bazıları şampuan sürdükten sonra, saç kremi sürdükten sonra uyguluyor. Ama ben şimdi uygulayacağım çünkü 1 saat falan bekleteceğim saçımda. Bunu Gisu yağıyla birlikte karıştıracağım ve uygulayacağım.
Bu ürün gerçekten çok iyi. Önceden nasıl kullanacağımı bilmiyordum. O yüzden pek kullanmıyordum. Ama artık şampuanıma damlatıyorum mesela 2-3 damla ya da saç kremime. Ve saçımı gerçekten yumuşacık yapıyor. Ve elektrikli yani kabarıklığı önlüyor. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Ve maskeye de birkaç damla damlatacağım. Bu arada ojeme bir şey oldu. Yani çok kaliteli bir oje değil. Keşke üstüne topkağıt sürseydim. Neyse, bugün hava güzel. Birazdan laptopumu alacağım. Starbucks'a gideceğim. Ay seviyorum ya cumartesi günlerini. Böyle kendimle bir gün. Şu kadar. Onu da işte böyle birkaç damla damlatacağım. Sadece altına uygulayacağım bu arada. Tamam, bu böyle bir saat bekleyecek saçımda. Ve şimdi makyajımı yapıyorum arkadaşlar. Eyeliner'ı nasıl çektiğimi göstereyim dedim. Çünkü sorular geliyor ve maskara. Bu eyeliner'ı kullanacağım. Yine o mavi olanı. L'Oreal Matte Signature Eyeliner diye geçiyor. Şöyle çok canlı mavi bir renk. Çok güzel. Ya ben eyeliner'ı öyle çok uzun çekmiyorum. Şöyle göstereyim size. Böyle bir şey oluyor. Ama bu olmadı. Şimdi 2 saat bununla uğraşacağım. Böyle. Oldu mu? Oldu gibi. Neyse ben düzeltip geri geleceğim. Yoksa 2 saat sürecek bu kısım. Ve eyeliner'ı uyguladım arkadaşlar. Şeyi biraz uzun çektim. Şimdi maskara. Ya bu maskarayı kullanıyorum. Ve gerçekten çok iyi. Bugün de bir süslenesim geldi benim. Normalde hiç yani makyaj falan yapmam. Giderim Starbucks'a edit yaparım. Bir süslendim bugün. Bir şey oldu. Makyajım gerçekten çok iyi oldu. Hoşuma gitti. Saçlarımı da düzleştirdim. Saçlarım yumuşacık hiç olmadığı kadar. O yüzden maske de işe yaradı. Şimdi laptopumu falan ayarlayacağım. Sonra da Starbucks'a gideceğiz. Günaydın arkadaşlar. Dün Starbucks'a oturma rekoru kırdım. 5-6 saat falan oturdum. Sonra da halama geçtim. Sonra eve geldim. Filmin sonu çekmeyi unuttum. Neyse şimdi yeni uyandım. Gördüğünüz gibi. Birazdan video gelecek. O yüzden hemen sonunu çekeyim dedim. Uyuyordum dedim. Hafta kalk videonun sonunu çekmedim. Biraz kısa bir video oldu ama haftaya telafi edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.